Çok farklı bir yere çekildi olay. Birazdan bunun üzerine de durabiliriz ama şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ortada beden bütünlüğünde bizim öldürmeye yönelik dıştan gözlemlenen bir durum ön raporda ve yani yapılan otopsi işleminde tespit edilemedi. Burada evet bunlar çok konuşuldu. Boğuldu mu? Farklı bir şey mi? Her şey olabilir. Yani bu anlamda. Yani vücut bütünlüğünde ateşli ve kesici bir silaha, alete ilişkin bir iz yok. Bu anlamda ölüm sebebi açığa çıktığı zaman biz öncelikle bu konuda daha rahat konuşabiliriz. Ama saik, öldürme nedeni. Şunu çok iyi biliyoruz. Bu artık bizim raporlara yansıyan, görüntü kayıtlarında olan narin 15 ile 15-45 arasında katledildi. Ben bunu neye göre ifade ediyorum? Narin'i defneden, daha doğrusu Narin'i götürüp dere yatağına saklayan kişi Nevzat'ın aracının kameralara yansıdığı ilk an 15.45. Yani neyi ifade ediyorum? 15.15'te Narin'in eğer köydeki kameralara görüntüsünü göründüğü son an olduğuna göre bu süre zarfı içerisinde Narin o yamaçtan evine doğru ilerlerken bu süre zarfı içerisinde katlediliyor. Yani olay neyse, Narin'den kimler temas kurmuşsa, Narin o 30 dakika içerisinde katlediyorlar, hazırlığını yapıyorlar, torbaya alıyorlar. Bir şekilde Narin'in o ölüm yerindeki ilk görüntü ve araç görüntüsü arasındaki süre 30 dakika. Şimdi buradan benim şu an için, yani dediğiniz gibi dosyayı baştan beri takip eden biri olarak elimizdeki tek somut delil, tek somut delil şu anda Nevzat'ın amca Salim'in cenazeyi yani Narin'i kendisine götürüp saklaması konusunda talepte bulunduğunda evet ben öldürdüm şeklinde savcı huzurunda pardon Salim'in öldürdüğü konusunda kendisini öldürdüğü konusunda kendisine verdiği bilgi. Bunun dışında bizim cinayete dair somut bu bir delil değil mi? Delil tabii ki. Öte taraftan araçlarda bulunan DNA örnekleri yok mu? Var tabii ki. Ama dediğim gibi henüz dosyada kamuoyunda beklediği gibi şüphelilerden fail olarak şu ana kadar daha doğrusu tutuklananlardan hiç kimse cinayeti işlediğine dair net açık bir itirarı maalesef yok.